Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir videomuzda, yani yeni değil, video yeni ama oyun eski bir oyuna devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Russian Villages Simulator 3D'yi devam ediyoruz. Buna güncelleme gelmişti. Ben videosunu çekmiştim ama siz demiş, yani birkaç arkadaşımız yazmış, yoksa bir arkadaşımız ne yorum atmıştı. Sesli olarak çeksene diye ben sesli olarak çekiyorum. Oyun bayağı bir değişmiş. Şu an ben oyunu paralel oynuyorum. Zaten yukarıda göreceğiniz üzere. Şimdi oyuna iki karakter gelmiş. Biri öndeki ücretsiz olan, şu kel olan karakterimiz. Bir de şu arkada şapkalı dans eden karakter var. Onu 33.000 ruble alıyormuşuz. Yani Rus parasıyla. Ya da 6 tane görevi yap, öyle al diyor. Bu 6 görevde bunlar oluyor arkadaşlar. Bu görevleri baştan başlayıp yapıyorsunuz ama internet gerekli. İnterneti açınca her görev bitiminde reklamını yapıştırıyor. O yüzden bilmiyorum, belki videosu gelmez onun. Çok sakat, hani böyle reklam çıkıyor. Onun duruma göre bakarız. Belki çekerim. Çekersem de bol bol böyle kesmeli, birleştirmeli bir video olur. İsterseniz yorumlara yazın. Bunu da çekeriz. Sıkıntı yok. Ya bu arada kanalıma yine geldiyseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz like'ınızı alırım. Bu altta da oyuna devam et seçeneği var. Kaldığınız yerden devam ediyor oyuna. Oyun bayağı değişmiş. Haritası falan genişlemiş, büyümüş, görevler gelmiş. Şu an aldığımız evin içindeyiz de bu. Hırıldı ne ya? Ben arabanın motorunu kapatma da gelse çok güzel olur. Şu an bak mesela çıktık, arabanın motoru kapandı. Hala çalışıyor mesela. Azıcık bu konu saçma olmuş. Mesela far açıp kapama, sinyal verme veyahut da en kötü şu motor sesini arabadan inince kapansa daha güzel olmuş. Şöyle çıkalım. Ben zaten kamyonla görev yapmıştım. Ona ayrı bir video isterseniz yine yazarsanız çekmeye çalışırım. En olmadı şey yaparız. Hop, domuzcuk çık. Şöyle iş kameraya geçeyim. En olmadı şey yaparız. Ayrı bir videoda gösteririm. Hem görevleri falan yaparız. Gördüğünüz üzere az daha geçiyordum. Burada yol yoktu arkadaşlar. Bu ev böyle komple genişliyordu. Buradan bir yol vermişler. Ve buradan kamyonun ikisi daha karlı olurdu. Neyse, iş yapmışız sonuç olarak. Zaten para, affedersiniz ama bok gibi. Yani ne kadar da harcasanız bitmeyecek. Oy. Güzeldi bir para. Azıcık kayaya yaptık. Şimdi bayağı yaptık. Azıcık dedi. Şu tepenin ardında odun satan yer var. Oy. Biz de buradan kamyonla gelip odun alıp istediği yere odunu götürüyoruz. İstediği yerde bir sonraki kereste fabrikasına götürüyoruz galiba. Bir yerisi daha var. Daha doğrusu iki yer daha var da. Zaten siz çoğu yere gördün sen. Ben anlatma amaçlı gidiyorum. Çünkü bir önceki videoda arkadaşımız demiş. Ben şu, bir de şu İngilizce dil getirseniz, hani hangisi, hangi grafik düşük, hangisi büyük, anlamıyoruz. Rusçam da hiç yok. Mesela bak, şimdi grafiği değiştirdim, oyun hızlandı. Ama birazdan yine kasacak. Grafiği değiştireceğim, oyunu hızlanacak. Örnek mesela, şu an ben sağ yaptım, yapmadı, kastı, gitti, vurdu. Bir de seçenekliğe girip çıkınca da şimdi. Örnek hemen grafiği düşürelim. Bakın. Gerçi düşürdük mü, yükselttik mi onu da bilmiyorum. Şimdi buradan düz gidersek tren yoluna çıkıyorduk şu soldan. Buraya da kamyon geldi gördüğünüz üzere. Bu kamyonu da dediğim gibi görevler yaparak alabiliyorsunuz. İlk başta gösterdim görevleri. Ben onları video dışında yaptım. Öyle almıştık kamyonu. Oyunu hileli indirseniz bile en son sürümünü o kamyonu vermiyor arkadaşlar. Hop, her türlü görev istiyor yani. Şimdi bildiğiniz üzere şuradan çıktığımızda bir tren yolu var. Keşke bunu da yaptırsaydık. Çok şey gözüküyor. Buradan geçtiğimizde şurada bir nenecik duruyordu ve buradan aşağı gittiğimizde yol bitiyordu. Bu da ilk
bu oyun videosu çektiğimde size göstermiştim. İlk izleyenler bilir. Ya da iki bildirim çubuğuna baktık diye değil. Yani tren geliyor diye bu kadar kazılmaz. Orada göstermiştim. Zaten o videoyu izleyenler bilir. Buradan şimdi dümdüz gittiğimizde fabrika getirmiş adamlar. Buradan galiba iş alamıyoruz. Sadece o ilk gittiğimiz yerden buraya odun getiriyoruz diye biliyorum. Yoksa alabiliyormuşuz. O zaman ya güncelleme yedi ya da bilmiyorum. İlk girdiğimde ben de çıkmamıştı. Evet. Diyor ki kamyonla gel. Yani Kamo 3 ile gel. Kamyonun markası da Kamo 3. Yahu kardeşim ben sana sol diyorum. Sen sağa git. Bir de şu çevirmeyi direksiyon getirselermiş. Tuşlarla zor oluyor. Az basıyorsun çok dönüyor. Çok basıyorsun az dönüyor. Neyse biz hızlıca gidelim. Evet şu an yüksek grafiği aldık galiba. Hiç anlamadım. En olmadı 2 dakika eve girer. Akşam yapar öyle çıkmış. Geç akşam ne göstereceğim. Neyse. Oy. Trende gördük. Şu an tren geçerken acayip kastı. Hala kastı. Gördüğünüz üzere gittik. Lans diye vurdum. Bir düşüğü alınca. Şunu ben bir ara Rusçasın. Oh lah. Çarptık diye arabanın. Dayı seni bekleyemeyeceğim. FPS'in içinden geçtim dayı. Her neyse buradan da köye gidiyorduk arkadaşlar. O köyün orada da dur. O tarafta da bir yol vardı. Tamam şimdi hatırladım. Oraya da bir bakalım. Heh. Hatta buradan bak gidiyor bir tane. Biri böyle direkt köye giriyor. Biri direkt fabrikaya dolaşıyor. Köyün arkasından direkt fabrikaya dolaşıyor arkadaşlar. Sonra yine köyün içine de... Yok dur bakayım. Ha pardon o yoldaymış. Burada da bir fabrika var. Herhalde saman maman taşıyoruz burada tabii ki. Ya da hem saman hem gübre taşıyorsunuz arkadaşlar inek gübresi. Neyse hızlıca dönelim biz. Kamyon biz bir video çekeriz. Çekebilirsem bir video daha çekmek isterim kamyonla gelip. Hatta 2-3 video çekeriz. Kasma bak köprüden düşmedi işte. Şey için FPS'im düşeceğini biliyorum ama. İnekçik köprüde ne işin var? Çık şuradan çık. Ezulacan gideceğim. Sonra bize ceza yazacak. Mesela bu da komşular yoktu. Ablalar vardı. Şimdi böyle komşular gelmiş. Burada samancı dayı gelmiş. Buraya da gelmiş. Demek ki biz video çektikten sonra bir güncelleme daha yemiş oyun. O süreçten. Ama ben baktığımda en son benim güncellemeden sonra indirdiğim tarih yazıyor ama yine gelmiş demek ki. Evet gördüğünüz üzere burada yine kamyonu taşıma görevi var. Burada da herhalde şey bu toplanan ot. Meyveler taşıyoruz. Ot da değil ki bu. Meyve top. Şimdi diğer köye de gidelim. Şuradan gidelim. Şuradan geçmeye korkuyorum. Müzik çalıyor. Telif yer miyiz diye. Kıyıdan. Çalmadı diyerek geçelim. Yoksa ufacık inek sesini telif atmaya başladı YouTube. Ya videoyu kaldırmak zorunda kalıyorum. Ya da YouTube'un yeni getirdiği bir sistemle o aradaki sesi yok etmeye çalışıyorum. İkisinden biri oluyor artık ya. Şimdi buradan döndüğümüzde... Keşke şu atları da alabilsek. Hani çiftliğimize hayvan mayvan alabilsek. Bu da güzel olmuş. Ha, yine gidip alıyoruz. Ama şey yok kalıcı olmuyor. Yani oyuna girip çıktıktan sonra hayvanlar fit diye geri fixleniyor. Bir de şurada bir yol var. Hemen gidelim. Yani orada da bir yer var. Burada fazla değişiklik yok. Tek şurada internete açıp görev yapabileceğiniz bir yer var. Şurada. Serayı gübreliyorsunuz. Böyle ufak tefek görevler getirmişler. Bir de o bizim evin orada
Tam atlıların yanında şey var, taksicilik görevi var aynı bu şekilde. Buradaki mezarlığı kaldırmışlar. Burada bir mezarlık var. Burada ev vardı bu yolun başında. Onun yanında mezarlık vardı, onu kaldırmışlar. Aslında mezarlık dursaymış iyi olurmuş. Buraya da o ilk gittiğimiz, o ilk başta o videonun başına gittiğimiz yerde odunları gördüğümüz yerden odunları alıp buraya getiriyoruz. Burası da fabrika gibi bir yer. Buradan sadece getirip bırakıyoruz. O kadar. Alım yok. Oy oy. Neyse gidelim. Bir arabayı tamir ettirelim. Bununla nasıl apak iner? Apak nasıl olur? Onun da videosunu isterseniz çekerim. Yani çekmeye çalışırım daha doğrusu. Dediğim gibi zaten bir önceki videoda artık ayda bir video gelecek belli bir süre zarfında. Sonra yine rutine bağlarız. Ben seneye bildiririm. 2 gün, 3 gün. Bu pazarcı teyzeleri de yer değiştirmeye başlamışlar. Bir burada, bir orada, bir köyün başında, bir köyün sonunda. Şuradan eve ulaşabilirsek kazasız, belasız. Bir kulağım vardı. Hır 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 yapıyor. Kulağım kaçtı. Şu an ben mikrofon için kulaklıkla çekiyorum. Umarım sesimi kaydediyordur. Hiç test etmeden direkt.